Değerli basın mensupları, seçim öncesinde ve seçim sonrasında yani seçim süreçlerinde hakka, hukuka, adalete uygun hareket edilmezse seçmen iradesi sakatlanır. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini bizzat Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın da açıkladığı gibi Sayın Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. Demokrat olmak bu sonuca saygı göstermeyi gerekir. İktidarın gücünü kullanarak sandıkta kaybedilen seçimi masada kazanmaya çalışmak beyhude bir çabadır. Türkiye'ye en büyük kötülüktür. Değerli arkadaşlar, 2014 yılını hatırlatacağım. 2014 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 30 bin fark vardı. 30 bin. 124 bin de geçersiz oy vardı. Sayın Mansur Yavaş, geçersiz oyların sayılması için tüm ilçe seçim kurullarına itiraz etmişti. İlçe seçim kurulları bu talebi, yani geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi, sayılması taleplerini reddetti. Tüm ilçe seçim kurulları. İl seçim kurulları da reddetti. Yüksek Seçim Kurulu da tarihi bir karar verdi biliyorsunuz. Evet dedi. Delilsiz, gerekçesiz, yani dayanaksız itirazlar reddedilmelidir. Ankara'da sayılmadı geçersiz oylar. 124 bin geçersiz oy, 30 bin fark. Şimdi İstanbul'da bazı ilçe seçim kurulları Yüksek Seçim Kurulu kararına rağmen, ki Yüksek Seçim Kurulu kararları biliyorsunuz seçim kurullarını bağlar, bazı ilçe seçim kurulları delilsiz, gerekçesiz, dayanaksız itirazlara rağmen oyların, geçersiz oyların sayılmasına karar veriyorlar. Yangından mal kaçırır gibi. Biliyorsunuz bu kararları, yani sayım kararlarına karşı il seçim kurullarına itiraz hakkımız var. İl seçim kurulu başkan ve üyeleri yerlerinde değil. İktidara seslenmek istiyoruz. Yargıçların adaletin üzerindeki baskılara son verin. Gerçeğin üzerini hiçbir güç örtemez.